Covid dönemine baktığımız zaman bu otoriter kapitalizm ve demokratik kapitalizm rekabetinde nasıl bir süreç yaşandı? Bence ortaya çok net bir tablo çıkmıyor. Başarılı demokratik örnekler de var. Mesela Almanya örneği, ondan sonra işte Yeni Zelanda örneği. Güney Kore mesela, ben Güney Kore örneğini çok önemsiyorum. Güney Kore kalkınmacı devlet modelinin önemli örneklerinden biri. İlk büyüme ve sanayileşme dönemlerinde otoriter bir yapı içindeyken 1980'li yıllarda demokratik bir yöne doğru evriliyor ve bugün Batı dışında en güçlü demokratik örneklerden biri. Yani Asya demokrasilerini de ciddiye almamız lazım. Yani Asya demokrasileri içinde işte Kore, Güney Kore, Japonya, Avustralya gibi ülkeler var. Bunlar o demokratik ittifakın içinde önemli ülkeler. Aslında son senelerde onlar da Çin'in yükselişine karşı giderek birlikte hareket etmeye eğilimindeler. Ama şunu da söyleyebiliriz. Yani pandemi süreci Çin'de başlamasına rağmen Çin tabii başarılı bir şekilde bu işten daha da güçlü çıkma eğiliminde. Yani Çin otoriter yapısını da kullanarak pandemi sürecini birçok demokratik ülkeye göre daha iyi çözüyor. Ve ekonomik büyüme de sürecinde de toparlanma var. Yani makalede de belirttiğimiz gibi yani Covid krizi aslında bu ibreyi otoriter kapitalistlerin beğeni daha da arttırabilir. Öyle bir eğilim de var. Ama şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. En önemli faktörler bence bu başarı sürecinde Covid kriziyle başa çıkma konusunda güçlü devlet kapasitesi, güçlü kurumlar, hükümete olan güven, bunun işte ileri düzeyde bazı demokratik ülkelerde görüyoruz. Devlet kapasitesinin yüksek olduğu, kurumların güçlü olduğu, toplumsal uzlaşmanın güçlü olduğu, işte Almanya, Güney Kore gibi ülkelerde büyük başarı görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslında demokrasinin geleceği açısından, demokratik kapitalizmin geleceği açısından bizi iyimser kılan bir süreç. Ama bir taraftan da baktığımızda birçok otoriter ülke veya yarı otoriter ülke pandemi sürecinde otoriter yapıları daha da güçlendirme yolunda adımlar atıyor. Mesela bunu Çin örneğinde de görüyoruz. İşte Çin'in mesela Hong Kong'a kurduğu baskı pandemi sürecinde daha da artıyor. İşte daha önce sağ popülist örnekleri tartıştık. Mesela işte Macaristan örneğinde de mesela daha merkezi otoritenin güçlendiğini görüyoruz. Bunu işte Avrupa Birliği kurumları ve son uygulamalar geri çevirmeye çalışıyor ama yani popülist liderler, otoriter popülist liderler de bu dönemi kendi lehlerine kullanabiliyorlar. Yani kısacası net bir tablo çıkmıyor belki ortaya ama yani bu krizin oluşmasıyla birlikte sanki otoriter rejimlere doğru ibre biraz daha kayıyor bu rekabet süreci içinde. Ve Çin tabii bu süreçten daha güçlü çıkıyor ekonomik olarak. Ama bir taraftan da tabii Çin'e olan tepkiler de, bunu daha sonra da tartışacağız, son dönemde iyice artmaya başladı. Yani Çin'in son dönemdeki sert yükselişiyle ve uygulamalarıyla birlikte Çin'e olan tepkiler de artmaya başlıyor. İşte bunu daha önce BRİK'ler çerçevesinde tartışmıştık. Avrupa'da da mesela son dönemde Çin'e olan tepkiler artmaya başlıyor.